Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Normal şartlarda bu video çalışmasını çarşamba günü yapmayı planlıyordum. Ama TCMB olduğu için TCMB'nin gölgesinde kalmasını istemedim. Çünkü önemli bir e, beklenti, paylaşım ve bilgi aktarımı açısından da e, farkındalık yaratacak bir çalışma olacağını düşünüyorum. Öncelikle altın gümüş rasyosu ile alakalı kısa kısa bilgilendirmeler vereceğim. Akabinde daha sonra işte ons altındır, gram altındır, gümüştür bunlarla alakalı beklentiler nelerdir? Bu soruların cevaplarına ulaşacaksınız. bugün yani 18 Şubat Salı günü akşamı altın daha popüler olmaya aday şeklinde bir Paylaşım gerçekleştirmiştim. Okumayı sevenler için kurumumuzun adresindeki uzman görüşleri bölümünü inceleyebilir. Orada özellikle altın-gümüş rasyosuna ilişkin detaylandırmalarda vermiş oldum. Burada da bu detaylandırmanın biraz daha özetini geçeceğim. Çünkü altın-gümüş rasyosu çok önemli. Neden önemli? Çünkü altının ve gümüşün popülerliğini görebilmemize kıymetli madenleri ilişkin beklentileri yaratabilmemiz açısından da önemlidir. Bu rasyon neden takip edilir? Çünkü bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren bir çalışmadır ki bunu basit bir matematik mantığı ile düşünebilirsiniz. Altın bölü gümüş. Bu sebeple de rasyonun yukarı yönlü bir hareket oluşturması altının daha popüler olduğunu, rasyonun aşağı yönlü bir hareket oluşturması gümüşün daha popüler olduğu anlamına gelebilir. Çünkü bazen altın hareket ediyor, bazen gümüş hareket ediyor. Bunları anlamlandırabilmek önemlidir. Genel anlamda altın daha popüler bir yatırım aracıdır gümüşe göre. Ama bazı dönemlerde de gümüşün daha popüler olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Tabi bunu nasıl bir yani altın-gümüş rasyosuna nasıl ulaşabileceksiniz? Google'da search ederek altın-gümüş rasyosu ya da kısaltılmalarını, kodlarını, sembol kodlarını yazarak da çok net bir şekilde data sağlayıcılarına ulaşabilirsiniz. Fiyatları da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Burada farkındalık yaratacak çalışmalarımdan birisi 100 yıllık altın gümüş rasyosu içerisindeki fiyatlandırma alanı ve şu anda bulunduğumuz konum. Baktığımız zaman 1915 yıllarında 40 seviyelerindeyken 1940'lardaki zamana bakın, 100'e yaklaşmış. Aynı zamanda 1992 yılına bakın, neredeyse 100 yılın zirvesi olarak adlandırdığımız bir bölgede. Bunu birazcık daha grafiği büyüttüğümüz zaman, biraz daha yakın zamana geldiğimiz zaman yani yaklaşık 30 yıllık bir performansı değerlendirdiğimizde grafikte de görüldüğü üzere bu bölüm 2019'un temmuz civarlarındaki zirvesi ki 1990-92 aralığında olan bir yer ve dikkat edildi ise çok net bir şekilde son 30 yılın zirve bölgelerinden bir satış baskısı bir geri çekilme oluşmuş. Burada gümüş rasyonun düşmesiyle birlikte biraz daha popülerlik kazanmıştı. Ama 2019'un sonundan itibaren rasyonun tekrar yukarı yönlü hareketi oluşturması Son 30 yılın zirve bölgelerine ulaşabilme potansiyeli güçlendiriyor. Yani önce ilk etapta test edilen 91.50-92.50 bölgesine daha sonra da 100 seviyesine doğru bir hareket ihtimali kuvvetle yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu sebeple de rasyodan kaynaklı yukarı yönlü hareketlen altının yeni dönem için daha popüler bir yatırım aracı olabilmesine imkan tanıyor. Tabi gümüş de yukarı yönlü hareket ediyor ama altının Biraz daha yukarı yönlü bir reaksiyon gerçekleştirebilme potansiyelinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. İlham eten bakın resmin altında kaynak aldığım bölüm var. Hani burada da makrotrans.net'ten bu e, grafiğe canlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii niye bunu anlatıyoruz? Bazı dönemlerde gümüş bazı dönemlerde altın reaksiyon haline. Mesela FED'in haziran toplantısına yeni dönümü ilişkin... E, indirim sinyalini oluşturması piyasalar nezdinde altının 6 yıllık ayı piyasasını sonlandırmıştı Haziran tarihinde ama gümüş Ağustos ayında trendini değiştirerek altındaki o yukarı yönlü görüntüyü e, kat, e, destek sağladı ya da altının o yukarı yönlü hareketini eşlik etti. Öyle söylemek daha doğru olacaktır. Bu sebeple de altın gümüş rasyosunu bu açıdan takip etmekte fayda görüyorum. E, altın tarafına baktığımızda hafta sonu paylaşmış olduğumuz videoda zaten 1590-1536 arasında bir sıkışma olduğunu ama 1590'ın bu sefer geçilebilme ihtimalinin kuvvetlendiğini paylaşmıştık. Evet e, baktığımız zaman 1590 direnç noktasına ulaşmış bulunmaktayız. Ben zaten bunun geçilebileceğine ilişkin düşüncemin ön planda olduğunu söylemiştim. 1590 üzerindeki kalıcı reaksiyonlar 1610 1625 bölgesinin üzerinde bir bu seviyelere doğru bir reaksiyon oluşabilme imkanını kuvvetlendiriyor. 1590'da eğer baskı görürse o zaman 1575 biraz daha hareket ise 1550'lere kadar bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu alan böyle bir geri çekilme oluşması durumu zaten trendin içerisindeki bir düzeltme olarak dikkate alınır. Burada trend takipçiler açısından önemli bir avantaj olacak olacağını söyleyebiliriz. Ama yine söylüyorum ben bir dönüşten ziyade yukarı yönlü bir reaksiyonun olabilme potansiyelini güçlü bulanlardanım. Gümüş tarafına baktığımızda özellikle 17,20 17 40 bölgesi üzerindeki reaksiyonlar devam ediyor. yukarı yönlü seyirin 18.73, 18.82 yani satışların başladığı bölgeye ulaşabilme potansiyeli güçlü görenlerdenim. Rasyo yukarı gidiyor. Altın daha popüler ama gümüş, hani altın yükseliyor ama gümüş düşecek anlamına gelmemeli. Gümüş de eşlik ediyor. Ama altının popülerliğinden e, aynı görüntüde hareketini sunamıyor, biliyor. Ama gördüğümüz bir şey var ki gümüşün de yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ettiğini, en azından 18-18.08 bölgelerinin aşılarak zirve bölgelerine ulaşabilme potansiyelinin ön planda yer alabildiğini söyleyebiliriz. Keza e, videonun başındaki paylaşmış olduğumuz adreste yer verdiğimiz raporlamalarda birazcık daha orta dönemi uzun vadeli görebileceğiniz grafiklerde yer almaktadır. Ekstra o bölümü de inceleyebilirsiniz. Tabi çok fazla soru olduğu için gramı Grama da değinmek istiyorum. Gram altınla alakalı beklentidir. Ki haftalık bir beklentimde de 300 10 seviyesi ya da 3960 teorik bölgeye ulaşmasını buraya geçerek de diğer Fibonacci bölgesine ulaşma potansiyelini gündemde tutmuştuk. 315 67 ya da yuvarlak hesap 315 316 bölgesine doğru yeni bir görüntünün devamına ilişkin düşünce ön plandadır. Tabii ki dolar Türk yukarı yönlü hareketler, ons altındaki pozitif beklenti gram altın tarafında da yukarı yönlü reaksiyonun hızlanmasına imkan tanıyor. Zaten yılın başında gram altının 2019 ile birlikte 2020 yılının da en popüler yatırım aracı olabileceğini paylaşmıştık. Çünkü altında 6 yıllık trend değişmişti. Bu sebeple de yeni boğa piyasası görüntüsünden de destek alacaktır. Dolar Türk Lirası'nın da en azından enflasyon kadar değer kaybedebilme potansiyelini gündeme taşıdığımızda yıl içerisinde 326'lar hatta geçilmesi durumunda 350'lere kadar bir alan ihtimalinde göz ardı etmemek lazım. Tabi sıfırdan buralardan yer almak kolay değildir. Çünkü 270'lerden, 280'lerden buralara dahil olunması çok daha önemliydi. E, buralardan e, kısa anlık dahil olunabilir ama yani e, risk yönetimini bu açıdan da takip etmekte fayda var. Özellikle yatırım kararı verirken hedeflediğiniz kazanç oranının e, ne kadar olduğunu, işte varlıkların gidebileceği rakamların maksimum neler olabileceğini takip etmek ve buna göre bir değerlendirme yapmakta önem arz ediyor. Tabi e, gram altını vurguluyoruz ama TCMB ile alakalı işte, isteyesin ve sonuçlar önem arz ediyor. Dolar tüklası ile alakalı beklentilerimizi e, yarın ee, sevgili Murat Tufan'ın ekotürk programındaki paratoner programında yaklaşık 11'i 5 geçe eğer yayın akışında bir değişiklik olmazsa bu zaman diliminde TCMB ile ilişkin beklentimi de paylaşıyor olacağım. Orada dolar Türk Lirası ilişkin beklentimi e, gram altına da eşleştirebilirsiniz. TCMB faiz indirse ne olur indirmezse ne olur şeklinde. Ama genel görüş açısından gram altına da yukarı yönlü bir reaksiyonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel çerçevede altın gümüş transesi altın, gümüş ve gram altına alakalı beklentileri bu şekilde izah etmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler dilerim.